Bir dönem Beşiktaş-Fenerbahçe maçları demek Sergen için gol demekti. İşte bir kez daha iki ezeli rakip karşı karşıya gelirken bu kez kaleci Rüştü bu aşırtma vuruş karşısında çaresiz kalıyor. Sekti top, Sergen aşırtma bir vuruş, 2-0 harika bir gol. Sergen Yalçın tekrar koştu yedek kulübesinde Sinan Engin'e doğru. İkinci golü böyle kutluyor Beşiktaş. Sergen Yalçın yine golünü attı. Normal bir gol olsa size zevk vermiyor değil mi abicim? Hep böyle... Bak ben sana gerçek bir şey söyleyeyim mi futbolla ilgili? Şimdi bu benim attığım goller var ya, bunlar tribündeki insanlara şey geliyor. Ya nasıl olsa atar, atıyor. Frik oluyor. Bir frik atıyorsun, öyle bir frik atıyorsun ki. Yani başka bir yabancı falan asla heykeni dikerler Beşiktaş'ın gir çarşının oraya jenerik falan böyle. Olur bir ay falan. Öyle bir gol atıyorsun ki sen. Ya nasıl olsa atıyor. Hep bizde de o var ya, atıyor nasıl olsa yani fark etmez. Ama başka bunu bir yabancı falan atsa heykeni dikerler çarşıya marşıya oralara yani. Bak Geyyum. Bu konuda da çok büyük şeyim var yani sıkıntı. Hayatta en sevmediğim şey şu. Ben çok kendimi övmeyi sevmem. Kendi maçlarımı da seyretmem fazla. Hani kendimle ilgili konuşmayı da fazla sevmiyorum. Futbol da konuşmuyorum fazla dışarıda açık söyleyeyim ama. Şimdi şu gol öyle bir gol ki inanın çok zor bir gol. Yani mümkün değil şöyle bir gol atmak yani. Çok zor bir görmüyoruz gol. Zaten. Yani topun bu kadar havada oluşu. Kalecinin öne çıkması, senin o topu aşırtman, topun doğru yere gitmesi falan filan 50 tane hikayesi var. Biraz önce futbol zekasından söz ettim ya. Evet. İşte bu futbol zekası ürünü bir gol. Dikkat et, Sergen burada kaleciye bakmıyor. Ya çünkü kaleciye Sergen ne zaman baktın, kaleciye ne zaman baktın, ne zaman çıktığını gördün de bu topu aşırttın 50 Sergen'in, tane hikayesi var. Sergen'in burada futbol zekası o pozisyonda bir kalecinin ileri çıkacağı düşüncesi. Sergen de nasılsa sol ayağını çok iyi kullanıyor. Kaleciye bakmıyorum ki zaten. Kalecide bir işim yok. Hangi takımı sevdiniz en çok? Beşiktaş'tan sonra tabii ki. Galatasaray. Teşekkürler. Orada da çok rahattım. Çok mutlu oldum. Peki Galatasaray'da neden 13 numaralı formaya giydiniz? Çoğu futbolcu 13 numaralı formadan kaçar. Çoğu insan 13 numaraya oturmaz uçakta. Evet. Uçakta 13 yok zaten herhalde, var mı? Bazılarında oluyor ama yine de oturmuyorlar. Ben niye 13 numara aldım Galatasaray'da? Ben gittiğimde yine ben Galatasaray'a gittiğimde ligler başlıyor zaten. Tatildeydim ben, Bodrum'daydım. Bir hafta var maçlarının başmasına Galatasaray'a transfer oldum o zaman. Güneşlenirken. Tabii canım bir hafta var maçların. Evet. Kampa falan gitmedim ben hiç yani. Maçların başlamasına bir hafta var. Üzülmüşsünüzdür sezon başı kampını kaçırınca. Çok üzüldüm ya. Hep öyle bir ay böyle bir otelde kalayım istiyorum. Ormanın içinde böyle hiç. Sadece yemek ye, yat, bir de antrenman yap. Ne kadar güzel bir psikoloji değil mi? Neyse ben Galatasaray'a gittim. Şimdi Lucescu ile o zaman yeni tanışıyoruz daha. Hiç tanışmıyoruz yani. Ama büyük bir aşk vardı aranızda aslında. Çok sevdi sizi. Hiç tanışmıyoruz. Lucescu daha beni yeni gördü o zaman. İlk defa tanıştık. Ben de pazartesi antrenmana çıktım. Hafta sonu da Gaziantep'te maç var. İlk maç başlıyor. Gaziantep Galatasaray. Ben bir antrenmana çıktım. Lucescu demiş ki bu demiş en az 2,5 ay sonra oynar. İki sene mi? 2,5 ay sonra oynar demiş. 2,5 ay sonra. Ya, tatilden geliyorum. Tatildeyim yani 2 aydan beri. Bodrum'dan geldim. Antrenmana çıktım pazartesi günü. Havluyla kurulanıp. Ha, hiç böyle. Yani futbol alakam yok. Demiş bu anca 2,5 ay sonra oynar demiş ya. Bu demiş çok kilolu falan filan demiş. Yemin ediyorum 5 gün sonra maç var. 5 gün sonra ilk 11'deyim. Arada ne oldu peki? Antrenmanda gördü sizi. Yani 5 gün sonra ilk 11 başladım. Hiç unutmuyorum mesela o zaman. Hep anlatırım bunu ben. Çok çünkü bana yöneticiler söyledi çünkü. Ben bunu daha önce anladım. Kısaca söyleyeyim. Giuseppe Meazza muhteşem bir adam. Çok antrenmana gelmemesi, maçlara artık gelmemesi, alkol kullanması, sigara kullanması çok eleştiriliyor. Bir gün Milan Inter maçından önce adam kulübe gelmiyor. En son evde buluyorlar. Halının üzerinde böyle yatmış şişeler var. Yani alıyorlar. Kafasını falan yıkıyorlar. Kendisi anlatıyor. İşte arkadaşlarım diyor beni yıkarken kendime geldim. Böyle başım falan ağrıyor. İçki içmiştim diyor. Yöneticiler konuşuyorlarmış. Interli yöneticiler. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Benim duyacağım şekilde diyor. Yeter artık bunun disiplinsizliği, terbiyesizliği. Yeter. Bu son. Bu maçtan sonra gönderiyoruz. Özellikle ben konuşacağım falan. Maça çıktık diyor. Maç 3-1. 3 golü de ben attım. Ve kimse bana bir şey sormadı diyor. Yani aslında... Başarınca nasıl başardığınızla pek ilgilenmiyor insanlar ama siz bu ülkede zor tabii çok eleştirdiniz. Bu iyi bir şey değil. Öncelikle şunu söyleyeyim ya ben öyle içki mişki falan bir pozisyonum yok. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış örnek değil. İçki falan içmiyordum ben zaten futbol oynarken ama şunu söyleyeyim. Yani doğru bu anlattığım mesela güzel bir şey ama doğru değil. Yani bir futbolcunun öyle davranmaması lazım. Ne kadar iyi oyuncu olursa olsun yani ben çıkarım sahada her şeyi yaparım nasıl olsa dışarıda umurumda değil her şeyi kafama göre takılırım dememek lazım. Ben de öyle diyordum ama dememek lazım yani.
Ben de yodum amaçlı çok güzel ya.